Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde S-400 meselesinden dolayı Türkiye'nin cezalandırılması gerektiğini düşünen bir kitle var. Ama benim son günlerde gördüğüm Trump'ın artık ipleri yavaş yavaş eline almaya başladığı. Bu ekibinin değişmesi, ekipte daha homojen bir yapının olması. Tabii ki hala öngöremiyoruz bazı konularda. Ama burada şu yanlış anlaşılmaması gerekir. Türkiye Patriotlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile görüşebilir. Zaten yetkililer tarafından Cumhurbaşkanı ve gerek Milli Savunma Bakanı tarafından böylesi bir açıklama yapıldı. Biz Patriot'ları verirlerse memnuniyetle alırız. Yani bu bizim savunma sistemimizi daha da güçlendirir. Sadece S-400'lerle gerçekleştireceğimiz bir savunma sisteminin ötesine geçmiş oluruz. Dolayısıyla bu konuda Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye'yi biraz daha köşeye sıkıştırmaya çalışan bir tavır sergiliyor. Bu ambargo meselesini sürekli gündemde tutarak S-400 havucuyla Türkiye'yi, pardon, Patriot havucuyla Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmeye Ama çalışıyor. öyle bir şey söz konusu değil artık. O Yani anlaşma yapıldı, değil mi? yapıldı ama yine de kesin konuşmamak lazım. Böyle bir şey olabilir ama ben kanaatim Türkiye'nin bundan vazgeçmeyeceği yönünde. Yalnız burada F-35 meselesi biraz ayrıntı gibi gözükmekle birlikte önemli bir konu. Amerikalılar bunu sürekli gündeme getiriyorlar. Türkiye'nin F-35 alımı konusunda yönetimin bir idari tasarrufu gündeme gelebilir diyorlar ama Türkiye şu anda yaklaşık 10 farklı şirketiyle, ulusal şirketiyle bu projenin içerisinde yer alıyor başlangıcından Projenin beri. bir parçasıdır. Dolayısıyla Parçası, tam bir satın alma yok yani. üretiminde de bir parçası ve bunun aşağı yukarı maliyeti yani katkısı Türk şirketlerinin 12 milyar dolar civarında. İşte en son Roketsan'ın geliştirmiş olduğu bir füzenin F-35 tarafından kullanılacağını biliyoruz. Ondan da daha önemlisi Türkiye'nin 100 tane F-35 projesi alımı için anlaşma yaptığını bu firmayla. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki konumu hala çok önemli. Bu Türkiye'yi biraz korkutmak amaçlı, Türkiye'nin biraz S-400 meselesinde kafasını karıştırmak amaçlı yapılan bir girişim gibi duruyor. Artı baş